Para için katil oldu ama cezaevinde bile durmadı. 400 bin lira için hamile eşini uçurumdan atan katil, şimdi de sosyal medya üstünden tazminat zengini olmanın peşinde. Bunun için de avukatını kullanıyor. İşte pişkin katilin o planı. SGK'dan kız kardeşimin üzerinden para alıyor. Kendine maaş bağlamış. Sigortadan 400 bin lira almak için eşini uçurumdan atıp ölümüne neden olmuştu. Şimdi ise o cani kendisine hakaret eden 200 kişiden 1 milyon lira almanın derdine düştü. Bu kadar yer geziyor. Yaklaşık 17 tane il, 30'a yakın ilçe geziyor. Para lazım buna. Ama bu kadar gezmeye bu kadar para nereden geliyor? Türkiye'yi ayağa kaldıran sigorta cinayeti 3,5 yıl önce Fethiye'de işlendi. Hakan Aysal 7 aylık eşi Semra Aysal'ı Kelebekler Vadisi'ne götürdü. Önce bu fotoğrafı çekti, sonra da onu uçuruma yuvarladı. Talihsiz kadın karnındaki bebeğiyle feci şekilde can verdi. Ailesi ise Hakan Aysal'ın çifte cinayeti sigortadan 400 bin lira almak için işlediğini öne sürdü. O kadar çabuk bir insanın eşini, karnında çocuğunu kaybetmiş bir insanın bu kadar hızlı hayata adapte olması, gününü gün etmesi, gezmesi kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü Aysal o olaydan sonra Türkiye turuna çıkmış, gününü gün etmişti. Kız kardeşimin rahmetli olduktan sonra gidip başvuru yapıyor SGK'ya. Oradan da kendisine maaş bağlatıyor. Hem oradan maaş bağlatıyor, hem daha önceden çekmiş olduğu kredileri kullanıyor. O davanın ilk duruşması yapıldı. Hakan Aysal üzerine atılan suçu işlemediğini söyleyip tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti ise ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi ve bugün Aysal bir kez daha gündeme bomba gibi düştü. Hakan Aysal cezaevinde büyük bir servet hayaline kapıldı. Sosyal medyadan kendisine hakaret eden tam 200 kişiden avukatı aracılığıyla şikayetçi oldu ve uzlaşmak için de hepsinden ayrı ayrı 5'er bin lira istedi. Tebligat herkese gitti, gören şaşkına döndü. Talha isimli kullanıcı savunmasında ilgili yorumu Hakan Aysal'a ithafen yazmadım. Öyle olsa kendi hesabına yazardım. O sözleri son zamanlarda artan kadın cinayetlerine tepki olarak yazdım dedi. Ayrıca 5 bin liralık uzlaştırma teklifini kabul etmeyince cezadan kaçamadı. O isme sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret suçundan dava açıldı. Aysal'a hakaret eden 199 kişi de aynı tabloyla karşı karşıya.